Eda'cığım eline koluna sağlık. Afiyet olsun. Hazırsanız önce şu tavuk salatadan başlayalım mı? Tavuklu şehriye salatasıydı. Evet Gönül abla nasıl buldun? Havuçlar garnitür mü? Havuç garnitür türüdür ya zaten. Evet de hazır mı yani bunun için? Ha, konserve mi? Garnitürler evet, konserve evet, mi? Evet. Konserve mi? Tadı güzel. Eline sağlık. Afiyet. Konserve olmasını kolay mı buldun? Tabii ki kolay. Hmm. Peki bu garnitürlerin hazır olmasından puan kıracak mısın? Hazır olduğu için kırarım. Kıracaksın. Zaten sen yorumlarda demişsin ki kolay bu salata. Hazır at pişsin. Ha, evet hazır at pişsin. Şu an hazır olmasından puan kıracak. Kolay. Yani bence 2 saat içerisinde yani ne yapmamızı bekliyorsunuz onu anlamadım ama. Gönül abla yarışmadığı için mi sence böyle düşünüyor? Daha 2 saat. Yarışınca gerçekten anlayacaksınız. Yarışmadığı için değil bak bunların hepsi kolay yani. Kendi gününüzde anlayacaksınız yani bir oraya koştur bir buraya koştur gerçekten çok bölünüyorsunuz. Ben kolay olduğunu düşünmüyorum çünkü zamanla yarışıyoruz. Mesela bunlar birkaç tek tek fırında pişler. Evet. Mesela dün kol böreğini pişirene kadar canımız çıktı o son dakikalarda. Son 25 dakikada börek fırına girdi. Son 1,5 dakikada mı masaya geldi? Şimdi kek, poğaça, börek ve kurabiye 4'ü de fırında pişen ürün mesela. Evet. Ama salatayı kolay buldun. Özellikle garnitürün hazır olması senin puanını etkileyeceğini söylüyorsun. Peki Selma Hanımcığım siz nasıl buldunuz salatasını? Ben salatayı beğendim çok hoşuma güzel gitti olmuş. Fakat sanki şeyle çok hafif daha mı pişmeliydi? Biraz bir tık daha. Hı, bir tık daha. Evet bir tık yani böyle 2-3 dakika daha kalabilirmiş ama ben salatasını peki, beğendim. Siz hazır olması konusunda bir şey diyor musunuz? Ya garnitür şöyle şimdi içinde zaten bir kırmızı biber var. Yani ben en azından kabul edemem, evet. Kırmızı biber alıp közleyip yapabilirim. Evet. Aynen öyle. Yani ben de onu pişer miydi, pişmez ama miydi? Şey, bir de o var. Mesela, kırmızı biber pişer. Mesela ben de o zaman dünkü patlıcan salatasında... Pardon Gönül Hanım. Patlıcan salatasında riske girmeyip hazır konserveyi alıp yapabilirdim. Peki içinde bir değişik tad aldınız mı? Dün bayağı konuşulmuştu. Mayonez. Mayonez var. Ve şey hani iddia etmiyorum olabilir. Dereotu çok yakış. Ben çok beğendim. Peki. Yani ben hiç bu tarzda yoğurtlu yemedim. Peki Eda Nurcuğum şimdi sesini çıkarma gidiyorum teker teker. Tamam. Melike Hanımcığım. Nasıl buldunuz? Ben lezzetli buldum ama Selma Hanım dediğine katılıyorum. En azından kapya biberi alıp fırına atıp hemen orada bir hemen pişirip de doğrayabilirdi. Recep Bey, direkt dediniz ki yorumunuzda zaten salata kolay. Evet, eğer bir de garnitürü hazırsa benden puan alamaz. Evet, çünkü garnitürün çok hazır olması beni rahatsız etti açıkçası. Sadece bir şey sormak istiyorum. Sarımsak var mı içinde bu arada? Çok hafif var. Lezzet olarak kötü mü? Değil bu arada. Zor mu? Değil. Bunu hepimizin yapabileceği çok basit bir şey bu arada. Yani normal bir bekar bile ben de yapabilirim bunu. Hazır olması malzeme beni rahatsız etti. Röportajıma söyledim. İnşallah çok hazır bir malzeme yoktur içine dedim. O yüzden puanımı ona göre değerlendireceğimi söyledim. Şu an puanınızı kıracak mısınız? Kıracağım tabii ki. Eda Nurcuğum eline koluna sağlık. Genel anlamda tad olarak herkes beğendi. Sadece garnitür kısmına katıldılar. Çünkü hani böyle şeylerde garnitürün biraz kendi yapması hamaratlığının aslında bir tık daha göstergesidir. Çünkü önemli olan o saat içerisinde ona buna her şeye yetişebilmek. Yani bunun içinde zaten çok fazla bir evde yapabileceğimiz garnitür yok. Çünkü havuç patates falan girmiyor. Sadece kornişon turşu. Onu da dediğim gibi ben de arkadaşlara katılıyorum. Közleseydin şu an kimse ağzını açamazdı. Aynen. Ve bundan asla. Tam puanımı... Yani senin için söyleyeyim şu an lezzetten puan kıramadıkları için turşuya yapıştı herkes. Turşuyu tutuyorlar, turşudan puan kıracaklar. Senin adına üzüldüm ama lezzet olarak çok güzel olmuş. Eline koluna sağlık. Afiyet olsun. Evet lezzeti çok güzel. Evet kıymalı böreğin tadına bakalım buyurun. Kıymanızı ne kadar kavurdunuz? Kısık ateşte önce soğanı koydum. Ondan sonra üzerini aldım, güzelce bir kavurdum. Pişmemiş mi kıyma Melike Hanım? Sanki bana birazcık çiğ gibi geldi. Çiğ değil. Önce soğanı kavurdum diyor. Önce etini kavuracaksın. Evet, önce kıyma kavrulur. Kıymayı kavur, ondan sonra soğanını koy. Bak o lezzeti. Ne diyorsun? Selma Hanım katılıyor musunuz? Evet, bir tık çiğlik var. Hayır, kıymada. Önce kıyma, sonra tabii, soğan. Önce, önce kıyma. Evet, kıyma önce kıyma kavrulur. Ama o zaman kıymada soğan tabii şey öne var, geçiyor. Dirilik gibi. Peki bir şey diyeceğim, acaba... Bir tık var, evet evet. Şey, bir sertlik var. Kıyma soğuduğu için olabilir mi? Bir donluk olabilir mi? Hayır, hayır. Yok, yok, hayır, hayır. Eda Hanımcığım... Kıymayı bundan sonra önce kavur, ondan sonra soğanla koy. Ama bu sefer bak, soğan tadı çok öne çıkıyor. Kesinlikle olmuyor. Peki soğuklukla alakası var mı, donlukla? Yok. Soğuklukla alakası hayır, yok. Börek, kıyma, çiğ dediniz. Börek iyi pişmiş. O zaman iyi pişmemiş demek ki. Börek pişmiş. Ama kıyma börek pişmemiş. Börekte sıkıntı yok. Börekte herhangi bir peki, sıkıntı harcın, yok. Peki harcın lezzeti nasıl Melike Hanım? Harcın lezzeti güzel ama güzel. Kıyma bence birazcık daha kavrulabilirdi. Peki. Aynen. Selma Hanımcığım lezzeti nasıl içinin? Ya lezzeti güzel ama benim ağzıma çiğ tadı geldiği zaman peki, çok hoşlanmıyorum. Recep Bey,
Ben de arkadaşlara katılacağım. İçine kıyma biraz pişmemiş gibi ama yufkası gayet güzel pişmiş, bir sıkıntı evet. yok. Lezzet olarak da bence güzel, kötü afiyet değil. Olsun. Peki, şimdi Gönül abla, çok pardon. Dediğim gibi kıymayı önce kavurması gerekiyordu. Kıymada bir sorun var, pişmemiş. Eda Nur, ben içinin lezzetini çok beğendim. Kıymanın tuzu, tadı, tuz, biberi, şey. Domatesi gayet güzel. Böreğin de ayrıyeten üstü güzel kızarmış, pişmiş. Ben onu birazcık donluğuna bağlıyorum. Çünkü yediğimde biraz ağzıma böyle yağ tadı, şey, evet, evet. Don yağ gibi. Ama hani sucuk yersin, soğuk su içersin ya, don. Evet. Ama bence pişmiş böyle. Yani kıyma tavada pişmese bile bu börek kızarana kadar içinde pişmiş olamaz mı bu saate kadar? Bayağı pişirdik. Hayır, pişti bu. Yani. İçi çok önemli için eğer anladım. Güzel. Ben beğendim ama eline ama güzel. Afiyet olsun. Un kurabiyemizin tadına bakalım. Haydi buyurun. Evet Gönül abla, senden alayım. Kurabiyen 10-10'luk olmuş. 10-10'luk olmuş. Çok güzel olmuş. Beğendim. Eline sağlık. Takdir geldi Gönül abladan. Çok Selma Hanım da yutsun harika bakalım. Harika olmuş. Un kurabiyesi olunca biraz zor yutuluyor biliyorsunuz evet. adam boğan. Ama çok güzel ben olmuş. Beğendin afiyet mi? Olsun. Melike? Ben de eline beğendim. Sağlık. Böyle ağızda dağılıyor. Aynen öyle. Olmuş. Lezzetli olmuş. Elinize sağlık. Afiyet olsun. Hadi bakalım sürpriz yorum Recep Bey'den. Şahane olmuş bu arada. Ben de beğendim. Afiyet elinize sağlık. Afiyet olsun. Ben de çok beğendim. Özellikle afiyet şekline olsun. Dikkat ettiniz mi bilmiyorum. Pastanedekiler gibi kare gibi. Kare yap. Buzdolabı poşetiyle yuvarladı, böyle şekil verdi, sonra tek 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 kesti. Yani hamur işinden anlayan birisin, eline koluna sağlık. Bu ben gaz sana iyi geldi. O zaman böyle oldu. Şimdi onun sen bu gazla güzelce koş, brownie'leri de al gel, hadi tamam. bakalım. Evet, Eda Nur da biraz bak coştu, biraz canlandı. Ama gerçekten çok evet, güzeldi. Güzel oldu. Herkes çok evet, ben çok beğendim. Zaman böyle oluyor. Ve bu fırında güzel beklemiş, evet. bak güzel evet. de kızarmış. Çok güzeldi. Tam kıvamında olmuş. Evet, pastane kurabiyesine benzemiyor. Bir de şöyle bir şey var kurabiyede. Çok un yedikçe evet. sert oluyor. Un yedikçe sert olur kurabiye. Evet, herkes tadına böyle. Recep Bey, nasıl buldunuz brownie'yi? Biraz şekersiz buldum. Daha tatlı olmasını beklerdim. Biraz böyle kekinde de içindeki şeyde bir kuruluk var. Bilmiyorum, herkes fark etti mi ama böyle yerken bir o ıslak, çok ıslak gelmedi biraz. Islak olmasını beklerdim. Tam çekmedi çünkü. Evet, ve o belli zaten onu hissettim. evet. Ve tamam. benim damak tadıma uygun olmadı. Tabii. Kuru olması beni rahatsız etti biraz. Selma Hanım? Lezzeti bana göre de güzel. Yani şekeri, kıvamı yerinde ama hiç ıslanmamış. Brownie olmamış bu. O yüzden hoşuma gitmedi açıkçası. Melike Hanım? Ben de tadı olarak beğendim ama içi hiç ıslanmamış. Şöyle göstereyim sadece. Üst kısmında evet. kalmış. İçine normalde, hiç emmemiş sosunu. Normalde dedi ki keki döktüğümde direkt emmesi lazım ama bekledi evet. bekledi emmedi. Biraz sıkıntı yaşadı o konuda. Yani kenarlarda kaldı. Bir de ben ortadan şu anda şey yaptığım için zaten farkındaysanız şuralardan emmeye başlamış. Kenarlarını da gösterebilirim. Emdi. Yani tam istediğim kadar çekmedi. Yani yok. Yani sonuç itibariyle orta kısmında alta doğru emmemiş. Tadında bir sıkıntı evet, var mı? Yok ama brownie olmadığı için ben evet. brownie olarak kabul ıslak olmamış. Evet. Gönül abla. Selma Hanım dediği gibi tadı güzel. Bana göre güzel tadı. Fakat ıslanmamış. Ama kuru kek, kakaolu kuru. Kek gibi olmuş. Yani brownie olarak kabul evet, eden, yani olarak edilmez bu. Brownie olarak şey, kabul kakaolu edilmez. Kakaolu kek olarak. Peki o zaman evet. bunu eksik menü mü sayacaksınız brownie olmadığı için? Benim önümdeki tabak kek. Ben lezzet olarak çok beğendim ama ıslak kek yazsaydı menüye evet. şu an 10 numara 5 yıldız evet. bir şeydi benim önümde. Keşke ıslak kek evet. yazsaydı. Çünkü yaparken de fark ettim. Keki kaba döktük. Kabardığında da fark ettim. Bildiğin ıslak kek keki oldu. Normalde brownie'nin siz de bilirsiniz. Biraz daha hani böyle sönmüş kök tarzı bir şey olur. İçi biraz daha böyle hamurumsu olur. Hani evet. o yumuşaklık olur. İçine işte vişne, çilekli gömer pişirler ki geçtiğimiz haftalarda da brownie yapan çok yarışmacımız oldu. O yüzden de biraz biliyorum. Bu benim de yaptığım bildiğin ıslak kek bu. Tarif olarak emin misin brownie tarifi olduğuna? Evet. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.